Selamlar. Selamlar herkese. Bugün birlikte sağlıklı gösteren, ışıltılı, likit, krem, jel ürünleri kullanacağımız bir makyaj yapacağız. Işıl ışıl bir makyajdan bahsetmiyorum ama canlı gözükmek amacımız olacak. Neden? Çünkü şu an sesimden anlaşılıyor mu gerçekten bilmiyorum. Ama aslında dökülüyorum. Hem alerjilerim azdı, hem üşütmüşüm. Boğazım berbat durumda, öksürüyorum, hapşırıyorum. Gerçekten aslında paçavra gibiyim ama... Hep söylüyorum, buraya oturduğumda benim enerjim her zaman buradan buraya geliyor ve kendimizi biraz sağlıklı gösterelim diyorum. Sesimdeki bu çatallanmalar için, bu cızırtılar için çok özür dilerim. Çünkü elimde değil, şu an emin olun normal konuşmalarımdan böyle çok daha yüksek, enerjik ve iyi çıkıyor sesim. Tüm enerjimi buraya harcayacağım. Video bitiminde böyle şey alacağım. Gideceğim, ölüyorum diye uzanacağım. Lafı fazla uzatmayalım ve bence bir an evvel makyaja başlayalım. Geçen gün saçlarımı topladım videonun başında ama video sonunda saçlarım o kadar kötü oldu ki bugün öyle bir şey yapmayacağım. Ve makyajıma Revolution'un Face & Body fonteniyle başlıyorum. Önce şöyle bir çalkalıyorum her zamanki gibi. Sonrasında elimin üzerine döküyorum. Bu ürünü kanalda gerçekten çok fazla kullandık. Güzel bir ürün. Oturmaması haricinde hiçbir sorunu yok. Çok yoğun, çok konsantre bir ürün. Aynı zamanda bir şişenin içerisinde hep söylüyorum 120 ml ürün var. Yani çok uygun fiyatlı. Benim cildime herhangi bir şekilde akne yapmadı. Oksitlenmiyor. İçeriğinde hyaluronik asit ve C vitamini var. Bu şekilde cildinize bakan makyaj akımına aslında uyuyor. Ürünü cildinizden çıkardığınızda içeriği sayesinde cildinizde renk eşitsizlikleri olmasının aksine ki biliyorsunuz fondötenler genellikle bunu yaparlar fondötenler, kapatıcılar. Aksine yumuşak bir cildiniz oluyor. Bendeki F10.5 rengi ama şu an bana biraz koyu geliyor. Benim ten renklerimdeyseniz F9'unu, F8'ini tavsiye ediyorum. F8 daha iyi olur bence. Yoğun bir ürün olmasına rağmen ince yapılı. Uygulama miktarıyla kapatıcılığı arttırabiliyorsunuz. En negatif yanı bir oturmamasıdır. İkincisi de çok pembe alt tonlu olmasıdır. Benim cildim nötr alt tonlu, bende sıkıntı olmuyor. Ama eğer sarı alt tonlu bir cildiniz varsa yüzünüz pes pembe gözükür ve aynı şekilde saç renginizle de çok alakalı. Sıcak bir saç renginiz varsa yine aynı şekilde yüzünüz pembe gözükür. Benim şu an küllü bir saç rengim var. O yüzden bence beni pembe göstermeyecek diye umuyorum. Kapatıcı olarak bugün NYX'in Born to Glow kapatıcısını uygulayacağım. Benim en sevdiğim kapatıcılarım biliyorsunuz ki başında geliyor. Bendeki rengi vanilla. Şu anki ten rengimde aydınlatma yapmak için çok iyi ama bu fondötene göre biraz açık kaçan bir ürün. Ama benim ten renklerimdeyseniz ve hem aydınlatma hem kapatma işlemini bir arada yapmak istiyorsanız bu ürünü tavsiye ederim kesinlikle. Göz altlarımı hafif bir üçgen şeklinde uyguladım ve yüzümün orta kısmına uyguladım. Bu kısımları aydınlatacağım. Süngerimin temiz tarafıyla dağıtıyorum ki zaten ince yapılı güzel kapatan bir ürün. İyice ince yapılı olsun. Ne kadar göz altlarımızı ince kapatırsak çizgilere dolma olayı o kadar az olur. Ne kadar kalınlaştırırsak çizgilere o kadar dolar. Göz altlarımı direkt çok böyle sağlıklı aydınlatıyor. Bu etkisini çok seviyorum. Bu ürünün en sevdiğim yanlarından biri çok çabuk dağılıyor. Çok çabuk ciltle bütünleşiyor. Bugün yeni bir ürün deneyeceğiz. O da Revolution'un süper mat pudrası. Akne yapmadığını söyleyen, içeriğinde pembe kil ve niasinamid bulunduran. Niasinamid ve kil biliyorsunuz ki sivilce oluşumunda engeller zaten. Niasinamid bir çinko içeriğidir. Sivilceli ciltlere iyi gelen bir içeriktir. Bendekinin rengi 5. Öncelikle göz altlarıma uygulama yapmak için daha küçük bir fırça alıyorum. Rengimi umarım göz altlarımı koyulaştırmaz çünkü ten rengime göre aldım. Bir tık koyulaştırdı ama dediğim gibi ten rengime göre aldığım için yoksa grileştiren koyulaştıran bir ürün olduğundan olmadı bu. O göz altlarımın aydınlığını ne yazık ki yok etti ama. Ürün alıyorsunuz, sürüyorsunuz. Ürünü aslında yüzünüzde görüyorsunuz ama hiçbir şey sürmemişsiniz gibi bir hissi var, farklı. Bu arada online'da zannediyorum ki bu ürün satılmıyor çünkü ben bayağı aradım. Pudralarda da aradım, belki dedim pudra fondöten olarak geçiyordur, fondötenlerde de aradım. Ama asla bulamadım, ben mağazadan almıştım. Bu şekilde göz altlarıma geçtikten sonra tüm cildimden geçeceğim. Bu işlemi yapıyor olma nedeni benim fondötenimin yüzüme oturmayan bir fondöten olması. Büyük bir fırçayla hafif bir geçiyorum. Böylece fondötenimin de cilde oturmasını sağlıyorum. Pudra biliyorsunuz her zaman ürün sabitlememizi sağlar. Elde ettiğim o ışıltılı görüntü kayboluyor ama biz onu likit ürünlerle, jel ürünlerle ve ışıltılı bir far makyajıyla geri elde edeceğiz. Bu ürünü bir gün altına fondöten uygulamadan nemlendirici üzerine tek başına da uygulamak istiyorum. İşte belki minimal bir kapatıcı uygulayıp sadece göz altlarıma o zamanki etkisini gerçekten çok merak ediyorum. Aslında amacım o şekilde bu ürünü ilk uygulamamda denemekti. Ama bugün Revolution'un Face & Body'sini kullanınca bu kararımdan vazgeçtim. Şu an Jovan Kaş Şekillendirici jeliyle kaşlarımı sabitliyorum ama yapısı değiştiği için hep söylüyorum artık alın diyeceğim bir ürün değil. Ben bitene kadar kullanıyorum. Bitmek üzere inşallah yakında bitecek. Bir seneyi geçti bu
ürünü alalı ve her gün her gün kullanmama rağmen bayağı bereketliymiş. Keşke yapısı bozulmuş olmasa da hala alın diyebilsem. Kaşlarımı bu şekilde yukarı tarayıp tarayıp sabitledim. O kıllar birazdan düşecek zaten. Kaş kıllarım hareket edip birbirlerine girmeyecek. Ama böyle hani dik dik yukarı yukarı doğru da durmayacak. Ben kendimi o görünümü açıkçası sevmiyorum. O görünümü elde etmek istiyorsanız daha yoğun bir şekilde sabitleyebilirsiniz. Ama bende şu kuyruk kısmındaki kaşların oynamaması, birbirine karışmaması açıkçası yeterli oluyor bana. Yetiyor. Gelelim bir sonraki adıma. Sizin en sevdiğiniz paletlerden biri elimdeki Revolution'ın Forever Flawless'larından Decadent'ı. Bu arada yeni bir far paleti aldım Revolution'dan. Umarım önümüzdeki hafta gelir. Onunla size makyajlar yapmak için çok heyecanlıyım. Havalarda böyle artık iyice güneşli, aydınlık günlere inşallah dönecek şu an her ne kadar öyle olmasa dahi. Ve o güzel güneşli günlerde sizinle iç açan renkli makyajlar yapmayı çok istiyorum. Bugün temelde çok basit bir makyaj yapacağız. Böyle birkaç adımmış gibi duruyor ama gerçekten çok fazla basit bir uygulaması var. Paletimdeki Majesty adlı ışıltılı açık rengimi sentetik kısa kılı bir fırçamı alıyorum ve gözümün en iç kısmından uygulamaya başlıyorum. Bu benim gerçekten uzun zamandır yapmadığım ama çok sevdiğim far uygulama tekniklerinden biridir. İnsana zormuş gibi gözükür. Sonucu mükemmeldir ama gerçekten dünyanın en kolay, en pratik, en hızlı far makyajı tekniklerinden biridir. Bakın zaten bugün kendimi hasta hissettiğim için yoğun bir şekilde bu açık rengimi uyguluyorum. Aynı zamanda ışıltılı bir renk. Böylece kendimi daha sağlıklı hissediyorum ve bence daha sağlıklı da gösteriyor. Işıltılı rengimi biraz fırçamın ucuna doğru alıp göz pınarlarıma da mutlaka bu işlem sırasında aynı anda getiriyorum. Sonrasında yine aynı paletimdeki lüks rengimi yine aynı fırçama yoğun bir şekilde alıyorum ve gözümün ortasından uygulamaya devam ediyorum. Yoğun yoğun alıp tam gözümün ortasına fırçamla bu ürünü bırakıyorum. Şu ana kadar fark ettiyseniz herhangi bir karıştırma işlemi bir şey yapmadım. Sadece farlarımı gözlerime bırakıp yoluma devam ediyorum. Aynı şekilde bu gözümün de orta tarafına hızla uyguluyorum. Geldik dış köşelere. Dış köşelerde lüks rengimin hemen yanındaki Grandeur rengimle lüks rengimi karıştırıyorum. Böylece bu rengimi bir tık daha koyulaştırıyorum ve gözümün dış köşesine de bu elde ettiğim daha koyu rengi ama aynı zamanda ortadaki renkle bütünleşen rengi uyguluyorum. Bence şu ana kadar bu kolaylık sizin de hoşunuza gitti. Farkındaysanız herhangi bir karıştırma vesaire işlemi yapmadım. Belki de ürkütüyor, ne oluyor, dedirtiyor olabilir. Paletimi de bırakıyorum. Küçük seyrek kılı bir dağıtma fırçası alıyorum. Öncelikle geçişimde dağıtma işlemimi yapıyorum. Oval oval hareketlerle geçişim boyunca farlarımı dağıtıyorum. Farların üzerinden herhangi bir şekilde farkındaysanız geçmedim. Sadece geçişimde herhangi bir yeni far almadan temiz bir fırçayla karıştırma yapıyorum. Aslında bu şekilde aynı farlarla bir geçiş oluşturmuş oluyorum. Hızlı, pratik bir yöntemle. Sonrasında şöyle bir gözümün dış köşesinde en dışında içerideki yoğunluğu azaltmıyorum. Aynı şekilde bir karıştırma yapıyorum. Kapatıcı uyguladığım süngerimi alıp şöyle bir çekiyorum ve gözümün dış köşesini hizalıyorum. Büyük fırça kullanmayın özellikle. Küçük bir fırça kullanın ki hani göz kapağınızdaki makyajı azaltmayın, o pigmenti azaltmayın. Küçük fırçayla sadece geçişinizi oluşturmuş olun. Hani geçişinize zaten değen hali hazırdaki farlarla. Daha mesela bunun gibi büyük bir fırçayı geçişinize uygularsanız neredeyse göz kapağınızın yarısına kadar gelirsiniz. O zaman yaptığınız bu adımların pek bir anlamı kalmaz. Burada küçük seyrek kılı bir fırça kullanmanız o yüzden biraz hayati. Minik bir detay yapacağım ama çok minik. Şu iki farımın, özellikle gözümün en iç kısmındaki ile orta kısmındaki farımın tam ortasında noktasal resmen, genişçe olmadan hafif bir karıştırma yaptım. Aynı şekilde bu gözümde de. Ve bu şekilde gördüğünüz gibi pratik bir gölge yaratmış oldum göz kapaklarımla. Gözümün alt kısmına daha canlı göstermek için gözlerimi buradaki Sundown adlı farımı alıyorum ve gözümün alt kısmına uyguluyorum. Böylece bu turunculuk daha canlılık katacak. Aynı şekilde diğer gözümün de alt kısmından tamamen geçiyorum. Sonra tekrar ilk uyguladığım ışıltılı rengimi alıp şöyle gözümün alt kısmında bir tık ortaya doğru neredeyse ilerletiyorum ki amacım sağlıklı gözükmek, gözlerimi açık göstermek, yıkılmadım, ayaktayım demek. Far makyajımı bu şekilde tamamladıktan sonra Beauty's Tune It kalemlerimden Dark Brown'ımı alıyorum ve sadece üst kirpik diplerimden hızlı bir şekilde kalemimi geçiyorum ki kirpik diplerim belirginleşiyor. Böylece gözlerim iyice belirginleşmiş oluyor. Aynı şekilde diğer gözümde de bu işlemi yapıyorum. Sonrasında amacım sağlıklı görünmek olduğu için en başından beri Rimmel London'ın Scandalizer'ından 005 nude kalemini gözümün alt iç kısmından bu şekilde geçiyorum. Fark ettiyseniz koyu renk kahve kalemi sadece kirpik diplerime uyguladım. Üst göz içime de uygulamadım. Herhangi bir şekilde böyle gözlerimi koyulaştırmak istemiyorum.
Ben daha sağlıklı gözükmek istiyorum. O yüzden kirpik diplerimi belirginleştirdim. Göz altlarımda beyaz kalem geçtim. Gözlerim iyice belirginleşti, iyice açıldı ve daha sağlıklı gözükmeye başladı bu şekilde. Kirpiklerimi kıvırıyorum. En hızlı ve en pratik uygulanan maskaralarımdan biri olan Maybelline Sky High maskaramı alıyorum. Esnek fırçaya sahip olan kat kat uygulasanız dahi kirpiklerinizi yapıştırmaya gerçekten uygulaması en rahat maskaralardan biri. Kirpikleri ince yapılı bir fırçası olduğu için çok güzel uzatıyor. Alt kirpiklerimden de çok hafif geçiyorum. Öyle uzatmıyorum. Sadece onların belirginleşmelerini sağlıyorum. O yüzden zaten kirpik diplerim diyorum uçlara kadar gelmiyorum. Diğer gözüme de uyguluyorum. İkinci katı da dış köşedeki kirpiklerimi hafif hafif uyguluyorum. Zaten göz makyajım bitti. Gelelim bir sonraki adıma. O da highlighter. En sevdiğim highlighterlardan biri olan Lightning Gel highlighterlarından Gold Mirror rengini parmağıma alıyorum her zamanki gibi. Islak ıslak gösteren, çok güzel yüzünüze sabitlenen, hızlı uygulayabileceğiniz benim çok sevdiğim, çok tavsiye ettiğim bir highlighter. Hemen sabitleniyor. İsterseniz daha belirgin yapmak istediğiniz göz makyajlarında da Sevgililer Günü makyajlarında benim kanalımda yaptığım gibi baz olarak kullanabiliyorsunuz. Hızlı ve iyi bir şekilde sabitlendiği için üstüne uyguladığınız farlar da kalkmıyor. Sadece sabitlenmesini beklemeniz gerekiyor. Zaten çok çabuk sabitleniyor. O yüzden uygularken hızlı uygulamanız gerekiyor. Yoksa dağıtamazsınız. Farkındaysanız şu an biraz yoğun ve gelişigüzel uyguladım. Ağlıktan önce uyguladım. İki kaşımın ortasından geçiyorum. Çenemin üstünden. Kulağımın üstünden. Işıl ışıl durmak yerine daha ıslak gözüküyor. Islak gözükmesi haricinde aslında çok belirgin sonuç veren bir highlighter değil. Ağlık olarak sağlıklı gözükmek amaçsa zaten bence direkt kırmızı ağlıklar. Show by Pastel'in Show Your Joy'larından Enjoy'da olabilir. 52 numaralı ağlığını ben şöyle bir elimin üstüne yoğun bir şekilde alıyorum. Çok hafif bir ağlık, yoğun bir ağlık değil. O yüzden yoğun aldığınız zaman fazla kaçtı diye korkmayın. Sonra süngerimi alıp uyguluyorum. Bu şekilde uygulama yapmamın nedeni likit haliyle direkt yüzüme uyguladığımda genellikle alttaki ürünü kaldırıyor biliyorsunuz likit ürünler. O yüzden ben bu şekilde uygulamayı tercih ediyorum ki alttaki ürün kalkmasın. Hani cildimdeki problemler, o kırmızı izler ortaya çıkmasın. Gülümsüyorum ve uyguluyorum. Göz altlarınıza yaklaştığında süngerinizin temiz tarafıyla oraları rahatlıkla azaltabilirsiniz ki azaltın da. Çünkü göz altıyla birleşen allık hiçbir zaman güzel durmuyor. Şöyle bir burnumun üzerinden de geçiyorum. Yüzümde bir W yapıyorum. Bence bu makyaj yaptıktan sonra kimseye ben aslında hastayım demeyin. İnanmazlar çünkü. Gelelim son adımıma. O da rujum. Debi'nin rujlarından 87 numaralı Red Cheek rengimi alıyorum. Ama direkt dudağıma sürmeyeceğim. Şöyle bir parmağımı alıp dudağımdan geçiyorum. Allık gibi aslında hani allığı uygular gibi sürüyorum. Allığı sürmek yerine ağlıkları dudağınıza da sürebilirsiniz ama kırmızı ağlığı sürmektense kırmızı bir ruju parmaklarımla uygulayıp hafif bir etki almayı tercih ediyorum. Özellikle özel bir günde bu makyajı yapmanızı tavsiye ederim. Eğer hastaysanız, sıkıntılıysanız hem ağır hissettirmiyor hem gerçekten çok hızlı ve pratik ilerliyor gördüğünüz gibi. Teknikler çok kolay hem de gerçekten özenli gösteriyor, canlı gösteriyor, sağlıklı gösteriyor. Ruju bu şekilde parmaklarla doğal uyguluyor olmak, o hani rujunuzu kontrol etme falan gibi hani sizi ekstradan yoracak hareketleri de ortadan kaldırıyor. Ve ben bu tarz kurtarıcı makyajları gerçekten çok seviyorum. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Lütfen videoyu beğendiyseniz beğeni tıklamayı, kanalıma abone olmayı, bildirim çanını açmayı ve yorumlarda benimle konuşmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.